Sevgili gençler, Sözün Özü serisinin 6. ders videosuyla beraberiz. Arkadaşlar, bu videomuzda kimyasal hesaplamalarla ilgili soru çözeceğiz. Neden konu özetimiz yok? Çünkü kimyasal hesaplamalarda anlatılacak konu yok arkadaşlar. Eğer siz mol kavramını iyi biliyorsanız, rahatlıkla kimyasal tepkimelerle ilgili hesaplama ne yapabileceksiniz? Yapabileceksiniz arkadaşlar. Sorular üzerinden de birkaç kavramı hatırlayalım. Birinci sorumuza geçelim. Demir 3 oksit, karbonmonoksit gazı ile aşağıdaki denkleme göre tepkimeye girmektedir. Buna göre 0,15 mol karbonmonoksit gazının yeteri kadar demir 3 oksidi ile artan siz tepkimesinden kaç gram demir elde edilir diye sormuş. Arkadaşlar, basit bir orantıyla sorumuzu çözmek mümkün. Ben tepkimeyi tekrar yazıyorum. F2O3 artı 3 karbonmonoksit 2 demir artı 3 karbondioksit. Arkadaşlar, ne kadar tepkimeye girmiş? 0,15 mol. Eğer tepkimeye 3 mol karbonmonoksit girseydi, siz o zaman 2 mol ne elde edecektiniz? Demir. Arkadaşlar, bunun kütle karşılığı ne? Demirin mol kütlesi 56 olduğuna göre o zaman 2 çarpı 56 eşittir 112 gramdır. Ancak 0,15 mol karbonmonoksit kullanmış. Ne kadar demir elde edersin diyor. Değil mi? Sorumuz bundan ibaret. Öyleyse 0,15 çarpı 112 bölü 3. Buradan işlemi yaparsak arkadaşlar 5,6 gram demir elde ettiğimizi görürüz. Doğru cevap B şıkkı. Hemen ikinci soruma geçiyorum. İkinci soruda 4 mol azotla 3 mol hidrojen tepkimeye girmiş ve amonyağ oluşturmuş. Demek ki benden ne istiyor? Burada bir tepkime yazmamı istiyor. Azot gazıyla hidrojen gazı tepkimeye girmiş, amonyak gazını oluşturmuş. Ben hemen arkadaşlar ne yapacağım? Tabii ki eşitleyeceğim. Amonyağın katsayısı 2 olursa eşitlemiş olurum. Zaten hidrojenin katsayısını hemen 3 olarak yazdım. Azottan kaç mol almış bakın? Azottan 4 mol. Hidrojenden ise arkadaşlar 3 mol almış. Ama bakın tepkime bize ne söylüyor? 1 mol azota karşılık 3 mol hidrojen tepkimeye girer diyor, artansız olarak. Yani bunlar tepkimeye giren. Zaten ben kaç mol aldım hidrojeni? 3 mol. Hemen çizgiyi çektim. O halde hidrojen bitti. Azottan ise 4 eksi 1'den 3 mol azot ne yaptı arkadaşlar? Arttı. Burayı anladık mı? Çünkü 1'e karşı 3 oranı var. Zaten ben hidrojeni 3 mol almışım. Demek ki hidrojenin tamamı harcanacak. Peki, oluşan amonyak. Arkadaşlar, biz tamamen biten maddeye ne ad veriyorduk? Bakın, kavramlardan bir tanesi. Tamamen biten maddeye sınırlayıcı bileşen diyorduk. Değil mi arkadaşlar? Sınırlayıcı bileşen. Ben sınırlayıcı bileşene göre yapacağım oranı. Bakın ne kadar harcadım? 3 mol. Zaten 3 mol harcarsam kaç mol amonyak oluşur? Elbette 2 mol amonyak oluşur. Bakın hangileri doğrudur diye sormuş. Tepkimede sınırlayıcı bileşen hidrojen gazıdır. Yani tamamen biten madde. Doğru. 3 mol azot gazı artar. Doğru. 3 mol azot gazımız ne yaptı? Arttı. 34 gram amonyak oluşur. Ne kadar amonyak oluştu? 2 mol. Öyleyse 1 mol NH3 hesapladınız. 14 3 daha ne yaptı? 17 gram ise 2 mol amonyak kaç gram? Buradan 2 kat olacağından elbette 34 gram olur. Dolayısıyla üçüncüsü de doğrudur ve cevabım E şıkkıdır. Hemen üçüncü soruya geçelim. Arkadaşlar, üçüncü soruda bakalım bizden ne istiyor? Kütlece %60 saflıktaki kireç taşının 500 gramı sıtıldığında hemen durdum. Arkadaşlar, siz kireç taşından 500 gram almışsınız ama kütlece %60'ı sarfmış.
Tepkimeye giren kısmı nedir? Saf olan kısmıdır. Safsızlık olan kısmı tepkimeye girer mi? Girmez. Sıfırları attım. 5 kere 6, 30. 300 gram kireç taşım var. Acaba 300 gram kireç taşı kaç mol? Hemen M bölü MA'dan hesapladım. 300 bölü kireç taşının arkadaşlar, yani kalsiyum karbonatın mol kütlesini hesaplarsanız 100 gram çıktığını görürsünüz. Demek ki kaç molmuş? 3 molmuş. Tekrar ben tepkimi yazıyorum. Kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit artı karbondioksit. Arkadaşlar eğer siz 1 mol kireç taşını ya da kalsiyum karbonatı ayrıştırsaydınız 1 mol kalsiyum oksit elde ederdiniz. Ancak kaç mol ayrıştırmışsınız? 3 mol. Yani tepkimeye 3 mol girmiş. O zaman ne kadar kalsiyum oksit elde edersiniz? 3 mol kalsiyum oksit elde edersiniz. İşte bunu istiyor arkadaşlar. Bakın buna göre oluşan kalsiyum oksitin mol sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Gelelim gençler dördüncü soruya. Formül bulma sorusu. Bakın artan madde sorusu çözdük. Denklemli miktar geçişi çözdük. Şimdi arkadaşlar safsızlık çözdük. Ve sıra formül bulma sorusuna geldi. Organik bir bileşiğin 0,2 molü 1 mol oksijen ile tam yandığında 0,8 mol karbondioksit 14,4 gramda su oluşuyormuş. O halde ben hemen suyun mol sayısını bulurum. M bölü MA. Neden? Çünkü bana kütle vermiş. 14,4 bölü suyun mol kütlesi kaç? 18. Buradan arkadaşlar kaç çıkar? 0,8 mol su çıkar. Benim organik bileşiğim X olsun. Ben ne olduğunu bilmiyorum. X artı oksijen ne oluşmuş? Karbondioksit artı su oluşmuş. X'in 0,2 molünü yaktığımda 1 mol oksijen harcamışım. Başka 0,8 mol karbondioksit oluşmuş. 0,8 mol de su oluşmuş. Acaba ben bileşiğin 1 molünü yaksam kaç katı arkadaşlar? 5 katı. O zaman 5 mol oksijen 0,8 çarpı 5 4 mol karbondioksit 4 mol de su oluşur. Bu ne anlama gelir? Arkadaşlar demek ki X'in 1 molünü yaktığımda 5 mol karbondioksit 5 mol oksijen harcıyorum. 4 mol karbondioksit 4 mol de su oluşuyor. Nasıl olsa arkadaşlar katsayı 1 mi? Evet. Öyleyse bakın girenlerin toplam atom sayısı ürünlere eşit olmak zorundaydı, değil mi? Üründe kaç tane karbonum var? 4 tane. Kaç tane hidrojenim var? 8 tane. Oksijen 4 kere 2 8 buradan. 4 de sudan, değil mi? O zaman 12 tane. Sol tarafta ise sadece 10 tane oksijeniniz var. Peki X ne olacak? Demek ki atom sayısı denkliği olması için karbon sayınızın 4, hidrojen sayınızın 8, 2 de oksijene ihtiyacım var. İşte arkadaşlar bu bileşiğin molekül formülü. Evet, C4H8O2. Zaten bir tane uyan formül var. Peki bu bileşiğin arkadaşlar basit formülü yazacak olsak hepsi 2'ye bölünür. O halde C2H4O da ne olacaktır? Basit formül olacaktır. Doğru cevabımız da C şıkkı olacaktır. Gelelim 5. soruya. 5. soruda arkadaşlar asetilen hava oksijeniyle aşağıdaki tepkimeyi vermiş. Bu denkleme göre 78 gram asetilen yeterli miktarda oksijenle tepkimeye girdiğinde 1,8 mol su oluşmuş. Buna göre acaba tepkime yüzde kaç verimli oluşmuş bulalım. Önce arkadaşlar ne yapalım? Ben elbette asetilenin bir mol sayısını bulurum. M bölü MA'dan eşittir 78 bölü, hemen asetilenin mol kütlesini hesaplarsın.
Sizin için zor değil. 2 çarpı 12 artı 1 çarpı 2 ne yaptı? 26 yaptı. Asetilen demek ki 3 olmuş. Tepkimeye giren asetilen. C2H2 artı 5 bölü 2 oksijen, 2 karbondioksit artı su. Peki arkadaşlar, kaç mol su oluşmuş? 1,8 mol. Ben arkadaşlar, şimdi buraya dikkat edin. Eğer 1 mol asetileni, yani C2H2'yi yakmış olsaydım, 1 mol ne oluşacaktı? Su oluşacaktı. Peki kaç mol asetilen kullanmışım ben? 3 mol. O zaman 1'e karşı 1 ise, 3'e karşı ne olur? 3 mol oluşması gerekir. Bu bizim beklediğimiz arkadaşlar. Teorik sonuç. Ama deneysel olarak ne elde etmişim ben? Deneysel olarak arkadaşlar 1,8 mol su elde etmişim. Öyleyse yüzde verim neydi? Hatırlayalım. Deneysel sonuç bölü teorik sonuç çarpı 100'dü. Öyleyse eşittir. Deneysel sonuç 1,8 mol su elde etmişim ama benim beklentim 3 mol çarpı 100 eşittir. Bu işlemi yapacak olursak 18 bölü 3 6 %60 olur arkadaşlar. Demek ki bu tepkimenin verimi neymiş? %60'mış. Evet, tepkime verimiyle ilgili de soru çözmüş olduk. Gelelim son sorumuza. 40 gram kalsiyum karbonatta 0,4 mol hidrojen bromür aşağıdaki tepkimeye göre, denkleme göre tepkimeye girmekteymiş arkadaşlar. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuş. Öncelikli olarak ne yapmam gerekli? Benim hemen kalsiyum karbonat, 40 gram kalsiyum karbonatım acaba kaç mol? M bölü MA'dan hesapladım. 40 bölü MA'sı arkadaşlar 100. Buradan 0,4 mol olduğunu gördüm. Tepkimeyi tekrar yazdım. Kalsiyum karbonat artı 2 hidrojen bromür, kalsiyum bromür artı karbondioksit artı su. Bakalım benden ne istiyor arkadaşlar? Birincisi, kalsiyum karbonatım kaç molmuş? 0,4 mol. Hidrojen bromür ne kadar almış? Bakın 0,4 mol. Tamam. Ama tepkimeyi yorumlamak önemli. Diyor ki eğer sen 1 mol kalsiyum karbonatı harcamak istiyorsan 2 mol hidrojen bromüre ihtiyacın var. Doğru mu? Eşit molde, eşit kütlede alırsak ne yapıyorduk arkadaşlar? Büyük olana göre işlem yapıyorduk. Hangisi büyük? Hidrojen bromür. O zaman 2'ye karşı 1 ise elimde ne kadar var? 0,4'e karşı 0,2 mol ne yapar? Tepkimeye girer. Böylece hidrojen bromür biter. Kalsiyum karbonattan da 0,4 eksi 0,2 0,2 mol artar. Soruya geçelim. 20 gram kalsiyum karbonat artar. Ne kadar arttı arkadaşlar? 0,2 mol değil mi? Öyleyse ben orantımı kurarım. 1 mol kalsiyum karbonat 100 gram ise 0,2 mol kalsiyum karbonat, pardon, kalsiyum karbonat kaç gramdır? Buradan arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaparsak 20 gram olduğunu görürsünüz. 20 gram artmış, doğru. 0,2 mol hidrojen bromür artar diyor ama arkadaşlar hidrojen bromür bitti. Tepkimede sınırlayıcı bileşen tamamen biten maddedir. Tamamen biten madde hangisi? Hidrojen bromür. Bakın tamamen biten madde neydi? Sınırlayıcı bileşendi. O zaman üçüncüsü doğru. Cevap ne? 1 ve 3. Yani arkadaşlar D şıkkı. Evet gençler, böylece bu dersimizin de sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz.